Peki. Güzel. Peki. Tamam. Şüphelendiği kişileri, kimlikleri soruyorlar. İbraz edemeyenleri buraya getiriyorlar. Burada siz göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izini buradan alıyorsunuz. Yasal kalış hakkı olmadığını tespit ettiğimizi deport etmek üzere geri gönderdim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tarmamız alanlarda. Hem de burada şu an itibariyle 22 arkadaşımız görev yapmakta alanla beraber. Diğer araçlarımızda da arkadaşlarımız olacaklar. Dolayısıyla büyük mücadele için. Teşekkür ederim. Göç İdaresi personelimiz tüm ülkemizde büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadele hem alanda düzensiz göçmenlerin tespiti, düzensiz göçmen olduğu anlaşılan kişilerin göç merkezine alınmaları, geri gönderme merkezine alınmaları ve buradan da yurt dışına deport edilme şeklinde devam etmektedir. İllerimizde yapılan bu mücadeleye destek vermek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından illerimize mobil göç noktası diye adlandırdığımız mobil göç aracı verilmiştir. Bu kapsamda ilimize de 2 adet mobil göç aracı teslim edilmiş ve bir tanesinin de geleceği bildirilmiştir. Değerli arkadaşlar, burada güvenlik güçlerimiz düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri göçmenlerin kimliklerini sormakta. Kimliklerini ibraz edemeyenleri mobil göç noktası diye tabir ettiğimiz mobil göç aracına davet etmekte. Ve bu araç içerisinde göç personelimiz tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izleri kontrolü yapılmaktadır. Ve bu kontrollerle özellikle yapılan bu göç veri tabanı üzerinden bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler geri gönderme merkezine alınıp deport işlemleri başlatılmak üzere geri gönderme merkezine alıp süreç başlatılmaktadır. Bu kapsamda ilimizde geçen 2 haftalık süre içerisinde çok sayıda yabancı yurt dışına deport edilmiştir. Bakın arkadaşlar, hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem geç personelimiz bu alanda gerçekten yoğun bir çaba sarf etmektedir. İçişleri Bakanımızın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla gece gündüz durmadan arkadaşlarımız çalışmaya devam etmektedirler. Bu göç aracı burada olması niçin önemli? Öncesinde düzensiz bir göçmeni tespit edip göç müdürlüğümüze götürdüğümüzde kişinin turist olduğu anlaşıldığında bazı mahcubiyetlerimiz olmaktaydı. İşte şimdi burada direkt aracımıza davet edilerek yasal kalış hakkı olup olmadıkları burada tespit edilmektedir. Az önce de belirttiğim gibi sırf düzensiz göçle mücadele için kurulan bu mobil noktasında yüzlerce sorgulama yapılmaktadır. Ancak bu kadar yoğun mücadele edilirken, bu kadar yoğun çaba sarf edilirken güvenlik güçlerimiz, göç personelimiz gece gündüz bu mücadeleyi verirken yabancı düşmanlığı üzerinden
siyasal algı oluşturarak siyasal bir zemin oluşturmak isteyen bazı art niyetli kişiler ve bunlarla ilişkili sosyal medya hesaplarında birkaç gün önce bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda Kayseri'de kurulan göç noktasında 5 dakikada yabancılara kimlik kartı veriliyor diye bir açıklamaydı bu. Ancak az önce de belirttiğim gibi bunun gerçekle hiçbir alakası yoktu. Zaten bu açıklamadan sonra Göç İdaresi Başkanlığımız bunun gerçek olmadığını, tam tersine bu araçların düzensiz göçmenle mücadele kapsamında alındığını, kimlik kontrolleri yapıldığını ve burada düzensiz göçmen olanların yurt dışına deport işlemleri başlatılmak üzere geri gönderme merkezine alınmak için gönderildiğini açıkladı. Bu gerçekler açıklandıktan sonra yine aynı hesaplardan bu sefer de şakamızı gerçek sandılar diye bir açıklama daha yapıldı. Değerli arkadaşlar, bu tür açıklamalar, gerçek dışı beyanlar, yabancı düşmanlığını körükleyen, yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset algısı oluşturmak için yapılan bu açıklamalar hem kurumlarımızı töhmet altında bırakmakta, hem güvenlik güçlerimizi hem de göç personelimizi gerçekten üzmekte ve yaralamaktadır. Çünkü arkadaşlarımız gece gündüz bu konuda mücadele etmektedir. Bakın daha 2 hafta önce çok sayıda göçmen, düzensiz göçmen yurt dışına gönderilmiştir. Ve gönderilmeye devam edecektir. Göç noktalarımızın sayısı arttırılacak ve Kayseri'de bu çalışmalar hızla devam edilecektir.